Kalp ritmi düzensiz. Global hipokinezi olabilir. İlaç vermeyi kesin. Nasıl yani? Pes mi ediyorsunuz? Ya yanıldık. Kalbi kullanılamaz durumda. Ya da haklıydık ama yapacağımız tedavi kalbini kullanılamaz hale getirecek. İşini fişini çekebilirsin. Başka birini bulun bana. Ortopedideki kilolu hastanın durumu iyi değildi. Hayır. Nevin daha hazır değil. Hazırdın ama. Bu dünyadaki işi bitmedi karımın. O adamın hayatını kurtarması lazım. Başka bir teorisi olan. En iyi ihtimal amibiyazis. İlaçları kestiğimizde kalp ritminin normal dönmesi bunu kanıtlar. İkinci en iyi ihtimal. Hocam ultrasonda boşuna vakit kaybetmeyelim bence. Safra yollarında tıkanıklık yok. Belki de biyopsi yapmalıyız. Bedeni şu anda fişi çekilmiş bir buzdolabı gibi. İçini karıştırmaya başlarsak sebzeler bozulur. Kusura bakmayın. Arif Bey, başka çaremiz yok. Enfeksiyonu bulmak için... Ya enfeksiyon değilse? Toksinler benzer semptomlara sebep olabilir. Özellikle de bu toksinler karaciğere hasar verdiyse. Toksikoloji raporu temizdi. Okudum ben. O raporlar en baba toksinlere bakmıyor ama. Tekrar toksikoloji testi yapın. Akla gelen her şey için. Sen diğer hastayı hayatta tutuyorsun. Sen Nevin Hanım'ın okuluna bakıyorsun. Hastanın evine bakma görevi. Siz de. Emrin olur amirim. Nevin ilaç kullanıyor olsa bunu bilirdim. Saçlarını boyuyor muydu işin? Yok, hayır. Annesinin saçları hiç beyazlamazdı. O da ona çekmiş. O zaman sen. Bakalım sana başka ne yalanlar söylemiş. Bu çekmecenin içindekiler? Karımın vitamin haplarını koyar. Uyku haplarını da galiba. Nevin uyku hapı kullanmaz ki. Sen? Yani? Kullanıyormuş. Diyet mi yapıyorsun? Hayır. Bir insanı gerçekten tanımak mümkün değil galiba. Herkes yalan söyler. Karın belli ki kendisini şişman bulduğunu, saçlarının beyazladığını sana söylemek istememiş. Eğer sen de ona böyle korkunç yalanlar söylemediysen, ona karşı dürüst olduysan, sorun yok demektir.
Zayıflama hapları sorun yaratmış olabilir. Karaciğer enzimlerini yükseltir, o da mide ağrısına sebep olur. Ateş yapmaz. Ya ateşe başka bir şey sebep olduysa? Ne mesela? Hocam. Nevin Hanım'ın masasında kilitli bir çekmecede bu fotoğrafları buldum. Hadi bakalım. Konumuzla pek bir alakası... kısı yok diyecektim ama. Ama bu biraz ilginç. Ne anlamda? Hani baklavalar. Kendisinden yaşça küçük birisiyle bir ilişkisinin olması... ilginç mi, değil mi? Yani ilginç ama tabii adamın... toksik olduğu anlamına gelmez. Peki. Ya karaciğerindeki kist kist değilse? O zaman elimizde hiçbir şey yok demektir. Hiçbir şey demedim. Kist kist değilse dedim. Ya skar dokusuysa? Fitzsimmons sendromu. Rahimden karaciğeri atlayan enfeksiyon. O zaman bu hasta da bel soğukluk kaptı diyorsunuz öyle mi? Daha iyi bir fikri olan. Test yapın. Ceftriakson başlayın. Şimdi ne için test yapıyorsunuz? Başka birkaç enfeksiyon arıyoruz. Hocam. Gonore test sonucu pozitif çıktı. Herhalde bu cümle ilk defa bu kadar coşkulu söylenmiştir. İlaçlara başladık. Kalbi 4-5 saat içinde kullanılabilecek duruma gelir. Tertemiz olur. Ben ailelere haber veriyorum. Hocam Cemil Bey komaya girdi. Dobutamin başlayın. Başladım bile. Ya bu ameliyatı hemen yapacağız ya da adama yeni bir beyin bulmamız gerekecek. Kadının vücudunda hala aşırı miktarda gonore etkeni bakteri var. Hemen yapamayız nakli. Olmaz. Dua edelim de o bakteriler yarın Cemil Bey'in vücudunda dolaşıyor olsun. Bana hemen 2 ameliyathane ve bir organ nakli ekibi hazırlayın. Hadi. Ne oluyor? Tamam, yola dikkat et. Tamam. Ambuyu ver. Asansör hazır mı? Evet, hazır. Doktorun serumu bitiyor. Değiştirelim mi? O kadar vaktimiz yok. Tamam, al. Yolda değiştiririz. Hemşire hanım, bir şey çeker misiniz? Çekiyoruz. Hadi, hadi gidelim. Ameliyatı aldığınıza göre Nevin'in neyi olduğunu buldunuz. Amibiyazis varmış eşinde. Farklı bir tedavi denedik, işe yaradı. Teşekkürler. Hocam bu çok düşünceli bir davranıştı. Şimdi yine tepesi atar falan, ha? Reme lazım. Eşinin kalbini aldıktan sonra sen yine anlatırsın durumu. Ona da test yapmak lazım, gidip başkalarına bulaştırmasın. Ameliyata kalmayacak mısınız? Yapacak bir şey kalmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.